Son zamanlarda bol miktarda çinko tableti reklamları görüyorum. Ve faydaları anlatılırken 300'ün üzerinde enzimatik reaksiyonda görev aldığı, bağışıklık sistemine katkısı olduğu, büyüme gelişmeye özellikle protein ve gen ekspresyonuna yardımcı olduğunu biliyoruz. Yara iyileşmesi ki bunların içerisinde bence en önemlilerinden bir tanesi yara iyileşmesi. Hemen hemen tüm yara ilaçları ve kremlerin içerisinde çinko bulunur ve özellikle hücre bölünmesi ve yaranın iyileşmesinde faydalıdır. Fakat asıl önemlisi özellikle bebeklerde, gebelerde ve emziren annelerde çocuğun gelişiminde katkıda bulunması açısından en önemli elementlerden bir tanesidir. Çinkonun kan düzeyi deponun %1'ini yansıtır. Dolayısıyla kan tetkikiyle bunu saptamak biraz zor. Deride ise deponun %5'i bulunur. İşte bu yüzden özellikle deride akne konusunda faydalıdır. Çiğneme ile alınan tabletlerin tadı kötüdür ama şampuanların içerisinde gayet bol miktarda bulunur. Daha doğrusu bulunması gerekir. Bağışıklığı için etkisi ise daha çok lenfosit gelişiminde, yaşlarda etkisi kısıtlı, genellikle genetik bozukluğu olan yaşlarda etkili. Testosteron, sperm konusu ise maalesef küçük çalışmalarda ve büyük çalışmalarda da çok yaygın bir miktarda artış gözlenmemiş. Özellikle araştırmalarda 45-80 mg gibi yüksek dozlar kullanılmış. Halbuki 10-15 mg kullanmak yeterli. Eğer fazla kullanırsanız iyi huylu kolesterolünüzü düşürürsünüz. Mide bulantısı, ağızdaki tat bozukluğu da ekstrası. Onun için çinko oksit ve pastellerden uzak durunuz. Çinko pukulünat kullanmanız gerekiyor. Peki kimler riskte? Veganlar, vejetaryenler, dediğim gibi gebe emziren kadınlar. Çocuklarda ilk çok önemli. Uzun süre emziren çocuklarda önemli. Kronik böbrek yetmezliği ve alkolizm sorunu olanlar, bir de akneyi ekleyebiliriz. Dolayısıyla öyle çok fazla bir şekilde tablet, takviye kullanmanın hiçbir anlamı yok. Bakın en basitinden kabak çekirdeği, kefir, nohut, kuru fasulye, bezelye, ıspanak, yoğurt, süt, yumurta, deniz ürünleri derler ama bizim onlarla pek ilgimiz yok. Bu arada da bezelyeyi unutmayalım. Dolayısıyla çinko takviyesi almak bence gerekli değil. Çok ender durumlarda kullanabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.